Haber Global ekranlarından herkese iyi sabahlar. Ben Sultan Arınır. Güne dair tüm başlıklarla karşınızdayız. Başıboş sokak köpekleri için ne yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacak düzenlemeye dair dün önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de artan köpek saldırılarına ve kudus tehdidine dikkat çekti Cumhurbaşkanı. Ve köklü bir çözümün şart olduğunun altını çizdi. Önceliğin ise sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesi olacağını vurguladı. Hiç kimse bizim merhametimizi sorgulamasın. Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın. Günlerdir konuşulan başıboş köpek sorunu, sokak hayvanları uyutulacak mı tartışması. Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu. Köklü çözüm şart mesajı verdi. Öncelik sahiplendirme olacak dedi. Partisinin grup toplantısında konuştu. Önce tehlikeli tabloya işaret etti. 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Kuduz riskli temas sayısı ortalama 260 bin iken 2023 yılında bu sayı 438 bine yükseldi. Yine son 5 yılda hayvana çarpma şeklinde 3534 trafik kazası, 55 ölüm, 5147 yaralanma vakası gerçekleşti başıboş köpek saldırılarına ve kuduz vakalarına dikkat çekti. Ankara keçi öğrendi. Tunahan çocuğumuz köpekler tarafından parçalandı. Antalya Serik'te mahra kızımız köpek saldırısından kaçarken kamyonun altında kaldı ve hayatını kaybetti. Bitlis Adil Cevaz'da 10 yaşındaki Mustafa evladımız Kuduz'a bağlı olarak maalesef Acılar içinde can verdi. Yakala kısırlaştır bırak formülünün yeterli olmadığını söyledi. Sokakların herkes için güvenli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Biz sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini amaçlıyoruz. Köpek bakım evi olmayan yerlerde hemen bakım evleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar bu bakım evlerinde tutulacak. Ayrıca sahiplenilmeleri için kampanyalar yapılacak. Sahiplenilen hayvanlar kısırlaştırılacak, aşılanacak ve çip takılarak sahibine teslim edilecek. Bundan sonra da çok sıkı takip edilecek. Sorunun çözümünde uzlaşmaya işaret etti. Hayvanseverleri ve belediyeleri göreve çağırdı. Özellikle hayvanseverlerimizin bu süreçte barınaklardaki köpekleri sahiplenmek suretiyle daha fazla sorumluluk alacaklarına İnanıyoruz. Belediyelerin sürece olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. Eğer bunu başarabilirsek bir sonraki adıma da ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı ne söylediğini geçtiğimiz dakikalarda ekrana getirdik. Ama bir yandan tabii Adalet Bakanı'nın da düzenlemeyle ilgili açıklaması oldu. Dengeyi bulmalıyız dedi. Nedir bu konuyla ilgili yapılan diğer açıklamalar? Sultan aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan genel çerçeveyi çizdi bir anlamda aslında hem hayvan severlerin hem de toplumun toplumun ferahlatacak bir açıklama gerçekleştirdi. Özellikle hayvanseverler sokak hayvanlarının uyutulacak olmasına tepki gösteriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten detaylı bir şekilde anlattı. Önce kısırlaştırılacak ardından da özellikle sahiplenilmesi noktasında bir kampanya yürütüleceğini dikkat çekmişti. Dün grup toplantısı öncesi meslektaşlarımız konuyu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da sorma imkanı buldu. Yılmaz Tunç'ta Tarım Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ortak bir çalışma gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Taslak çalışma hazır ancak Meclis grubuna intikal ettirildi. Hayvanların koruma noktasında kararlılığın devam ettiğine dikkat çekiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mecliste tartışılacak ve bir orta yol haritasının ortaya çıkacağına da dikkat çekiyor. Tabi AK Parti adına bu işin sorumlusu Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirli oldu ki hafta sonu Bahadır Yenişehirli oldu. Yine sivil toplum örgütleriyle milletvekilleriyle görüşmelerle devam etmişti. Toplumun her kesiminin görüşü alınıyor. E, gazeteci meslektaşlarımızın akademisyenlerin, sivil toplum örgütlerinin e, görüşü alınıyor. Tam net bir şekilde alınmış bir karar yok ancak e, Bahadır Yenişehirlioğlu bu anlamda toplumun tüm kesimlerinin görüş alındıktan sonra ortaya bir taslak metin çıkarılacağını ve muhalefetin desteğiyle birlikte e, bir anlamda bu yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğine dikkat çekiyor. Buna dair son bir not aktarayım tabi. Taslak metin e, artık hazırlanıyor. Ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek? E, dün at Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın yine önemli bir açıklaması var. Meclis tatile girmeden sokak hayvanları düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesini bekliyoruz.